Teşekkürler. Merhaba canım. Sağ ol, sağ olasın. Üç kişi mi olacaksınız efendim? Bir kişi daha gelecek. Dur ya, ben arayayım çocuğu. Nerede kalmış? Geç kaldı. Efendim Kardo. Ha Ali, oğlum neredesin sen? Ekmedin değil mi beni? Yok, ekmedim. Geleceğim. Geç geleceğim. Geç geleceğim ben bugün, geç geleceğim. Ha. Anladım, anladım. Ya biz de şeydeyiz işte. Gülten Hanım'la Cemre ile beraber. Bu şey indik, sahile indik ya. Şey var ya, yeni açılan bir tane mekan var. İtalyan restoranı. Böyle şey, çok tatlı bir yer. Oradayız. Ha. Ha, İyi siz yiyin. Ben tokum zaten. Biz sonra geç vakit Tuncer abinin orada buluşuruz. Tamam hadi, eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Neden Demet'leyim, beni rahatsız etme demedin? Ya çünkü zırt pırt ayrılıp barışıyorsun benimle. Ben de bugün küstük, bugün barıştık demeye utanıyorum artık. Sen de adam gibi benimle ilgilen o zaman. Kuzey seni benden daha çok görüyor. Onunla mı çıkıyorsun, benimle mi? Ya uzatma sevgilim ya. Hadi gel. Savaşma, seviş. Gel. Tuncer abi neyin şifresi? He? Tuğçe mi, Tuğba mı? Kim için kullanıyorsunuz ben anlamayayım diye Tuncer abiyi? Hayda. Beni başından attıktan sonra koşarak gideceğin kız mı, değil mi o? Kızım, Tuncer abi Tuncer abi işte. Manyaklaşma. Bizim meyhaneci Tuncer abi ya. Kuzey'le öyle sözleştik, gideceğiz diye onun yanına gideceğiz. Hani bütün gece beraber olacaktık? Olacağız sevgilim. Daha gece bitmedi. All night long sevgilim. All night long. Benimle birlikte olacağını gidiyorsun Kuzey'le meyhanede içiyorsun. İşte biz bu yüzden sürekli ayrılıyoruz. Ya yapma ama böyle aşkım. Uzatma ya. Gel, gel. Ya bırak Allah aşkına ya. Aman sevgilisini kıskanırmış da bu. Psikopata bağlarmış. Güzel sevgilim benim. Deniz gözlü sevgilim benim. Hadi beni bir yere götür o zaman. Emrin olur. İstanbul'u sana kurban ederim lan. Alo. Sen mi yapıyorsun bütün bunları? Ne? Numara yapma. Neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun sen. Ne diyorsun sen bunu? Sen yaptın değil mi her şeyi? Evi sen tuttun. Mesajları sen atıyorsun sürekli. Şimdi de kredi kartı çıkarttın. Niye yapıyorsun bunları? Beni delirtmeye mi uğraşıyorsun? En çok en yakınından yediği kazık batıyor insana. Vallahi gerisi insanın umuru değil.
Kendinden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin şu hayatta. Kuzey sana söyledim diye bozuldu. Ya annem bütün hikayeyi biliyor diye anlattı. Bu o kadar büyük bir olay ki yani söylemeden edemedim. Yani bu büyük olay beni gerçekten çok rahatsız etti. Oyun değil. Olsa bile benim çok canım sıktı yani. Bak ben başka hiç kimseye söylemem biliyorsun. Cemre de ben sevineyim diye söyledi valla. Yani ben haklı çıktım diye söyledi. Çünkü ben ona her zaman işte yüzü burada her zaman söyledim. Bu dedim kardeşini bile dedim arkasından bıçaklar dedim de ondan. Anne kapatalım mı artık bu konuyu? Çocuğun burnundan geldi yemek. Yok yani yok. Ne alakası var yani. Aslında dün geceki olaydan sonra ben gerçekten çok rahatladım. Her şeyi sıfırladım yani. Güney'le ilgili kafamda pürüz kalmadı. Çok şükür yakında Simay'dan da kurtulacağım. Bira bismillah yeniden başlayacağım her şeye. Ne güzel işte. Seni engelleyen, tutan ne varsa kurtuldun. Kafan özgür oldu bir yerde. Yani. Çok şükür. Şimdi artık bir iş olsun da başka bir şey istemiyorum. Çünkü benim de bir yani kafamı artık kaldırmam lazım. Aman aman dikkatli ol ama tamam mı? Kötü şeylere bulaşma. Yine öyle bokslar mokslar bilmem neler dövüşmüyor. Yok yok öyle bir şey değil Gülten Hanım. Ama yani bu çarkında bir şekilde dönmesi lazım. Yani öyle mutlu oluyorum ki böyle kardeş kardeş geçindiğinizi görünce. Yani Ali ile sen varsın ya hayatımızda. Cemre hiç kendini tek çocuk gibi hissetmedi. O kadar yani. Cemre zaten bizim canımız yani o bizim canımız. Bir de duygusal yapalım şimdi tam olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.